Ehliyetsiz direksiyona geçti. 150 kilometre hızla giderken gencecik bir üniversite öğrencisinin Yaren Büyükölmez'in ölümüne neden oldu. Peki sonuç? Sadece ve sadece 5 yıl hapis cezası. 5 yıl. 5 yıl. Bilsen 5 yıl sonra geleceğini. Ondan sonra gel adalete güven. Ehliyetsiz ve aşırı hızlıydı. Bir genç kıza çarpıp öldürdü. Sadece 5 yıl ceza aldı. Çok az. Çok az. Yani bir caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum. Çok az. Ama elimizden hiçbir şey gelmedi. Ailesi kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu. Kızımızın geri gelmeyecek ama karşı taraf 5 yıl sonra çocukluğunu aldığı 5 yıl ceza sonrası tekrar görecekler. Onda bile ne kadar ailenin karşı tarafının üzüntüne şahit oluruz. Bizim acımızın tarifi mümkün değil. Bir yıl önceydi. 17 yaşındaki trafik canavarı ehliyetsiz direksiyona geçti. 150 kilometre hızla giderken üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yaren Büyükölmez'e çarpıp hayattan kopardı. Bugün de karar duruşması için hakim karşısındaydı. Kendini böyle savundu. Dedi ki o ablam da benim dedi. Evet benim kızım bir ablaydı. 8 yaşında bir kızım daha var. Ve ona onun nasıl öldüğünü, geri gelmeyeceğini her gün anlatmaya çalışıyorum. Her şey bu kadar kolay değil. Mahkeme önce 9 yıl hapse mahkum etti. Sonra yaş ve duruşmalardaki iyi halini bahane edip cezayı 5 yıla indirdi. Bundan sonra da verilen cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Ne kendi canlarını yaksın gençler, ne bizimkilerini yaksınlar. Lütfen dikkat etsinler istiyoruz. Büyükölmez ailesinin tek isteği cezaların arttırılması, adaletin yerini bulması. Toplumun kanayan yarası, başka yarenler inşallah bu şekilde ölmesinler. Suçluların iyi hali tamam da ailelerin iyi hali ne olacak? Yaren Büyükölmez öldü, ona ve onun gibilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yalnız verilen ödül gibi cezalarla her gün ölen ailelerine ne dileyeceğimizi biz de bilmiyoruz doğrusu.